Merhaba arkadaşlar. Ben Bayram Ali Ünüvar. Bu videomda sizlere bir veri tabanında ilişki mantığı nedir, ne değildir? Yaparsak ne olur, yapmazsak ne olur? Bu gibi şeyleri biraz daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani bir veri tabanının mantığını, yani ilişki mantığını, işte verilerin düzenli bir şekilde girilmesini sağlayan bu ilişkiler, bu mantık. Size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle database'ime, server'ıma bağlanayım. Databases'tan siz buradan new database diyebilirsiniz. Buradan hemen database'imizi ekleyelim. İsmi test olsun veya satış sitesinin bir ne bileyim sipariş bölümünde bu ilişki mantığını anlatmaya çalışacağım. Tables'a new table deyip buradan yeni tablo ekleyebiliyorsunuz. Ama ben diyagramdan çalışıyorum genelde. Aynı işlemi yapıyor. Biraz daha görsel bir şekilde bütün tabloları bir arada görebilmenizi sağlıyor bu diyagram. Şimdi new table diyorum. Siparişler isimli bir tablom olsun. Öncelikle tanımını yapalım. Hani şimdi normalde büyük sistemlerde şöyle olması gerekiyor. Mesela siz ne bileyim hepsi buradan bir tane sipariş vereceksiniz. Ne sipariş vereceksiniz? Bilgisayar iç malzemeleri, ne bileyim RAM, hard disk, ne bileyim ekran kartı. Şimdi bunu alırken siparişler diye bir tablo olur ve siparişler tablosunda sizin isminiz, sipariş ID'niz, ne bileyim sipariş tutarı diye bir bunları kapsayan siparişler tablosu olur. Ayrıyeten almış olduğunuz RAM'dir, hard disk'tir. Bunlar sipariş ürünleri diye ayrı bir tabloda tutulur. Sizin mesela şu anki siparişlerdeki ID ile sipariş ürünlerindeki sipariş ID diye bir alan olur. O alanla şu siparişler tablosu alanındaki ID birbiriyle eşleşir. Dolayısıyla veri tekrarı tekrarlanmaz. Hani burada mesela oluşturalım. Öncelikle ben kısa bir tanım yaptım. Ben şu an anlatınca, tabloları oluşturunca daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle sipariş ID dedim. Integer. Ad, soyad. Marçarelli. Toplam tutar. Float. Durum. Bekleyen sipariş kargoya verildi falan. Tablomu kaydediyorum. Önce diyagrama bir isim ver diyor. Fark etmez. Siparişler tablomu oluşturdum. Şöyle yapalım. Neyse, buradan şey de ekleyeyim ben. Sipariş ürünleri tablom. Burada kendinin sipariş ürün ID. Pardon, buraya direkt ID diyelim. Fark etmez. Veya yani her tablonun kendi bir artabilen alanı. Diğerlerinden bağımsız aynısı olmayan bir ID olması gerekiyor. Sipariş ürünleri ID. Integer. Bunu tabi şunu da gösterelim. Properties'den bilgisayar biraz yavaş. Bunu şey yapmamız lazım. Identity birebir artması gerekiyor. Yani bu birden başladıysa bir ikinci kayıt girilirken bu bir adet artacaktır. Şurada artma miktarı falan giriliyor. Biz bunları birinci anahtar yapıyoruz şuradan. Devam ettik. Dediğim gibi ilk başta anlattığım ID'ler birbirleriyle eşleşecek diye bu sipariş ID integer
Burada ürün adı diyelim. Bu aslında ürünler tablosu olur. Ürünler tablosunun ID'si de buradaki ürün ID eşleşir. Yani kafanızı karıştırmamak için onu yazmıyorum. Sadece buraya ben iki tabloda size anlatmaya çalışacağım. Ürün adı, tutarı falan. Yeterli. Bunu otomatik artan yapalım. Evet. Tables sağ tık. Refresh. Evet. Siparişleri açıp bir kayıt girelim. Gayrimal ünü var. 100 lira alışveriş yapmış. Bekleyen sipariş. Şimdi arkadaşlar, siparişler tablomda yani şöyle söyleyeyim. İlişkili yapmamızın sebebi dediğim gibi veri tekrarının olmaması için. Yani siz şu an bütün bilgileri siparişler tablosunda tutmuş olsaydınız, yani şurada toplam tutar, durumu, ne bileyim burada ürün adı diye bir alan olsa mesela, burası çok karışır. Yani şöyle yapalım o zaman. Şuradan bir tane daha şunu silme kaydıyla sileceğim ben bunu. Ürün adı dedim. Bir tane alan oluşturdum. Şunu kapatıp tekrardan açıp farkı göstereceğim. Dedim buraya 4 GB RAM. Şimdi bu adam Bayramal ünü var. Kalkıp bir tane RAM almış. Bu adam ikinci bir ürün alacak. Aynı siparişte. Yani sistemde şöyle bir şey olsa çok mantıksız olur değil mi? Bayramal ünü var. RAM 40 lira diyelim. Bekleyen sipariş. Aynı durumu aynısını atıyoruz. Çok saçma. Hard disk. Şimdi ben düşünün 10 tane ürün alacağım. Buraya 10 tane Bayramali ünü var deyip kayıt açacak 10 tane satır. Boşu boşuna burada veri yığını olacak, çöp olacak resmen. Biz çift tablo veya bir sürü tablo kullanarak verileri en aza indiriyoruz. Şu gördüğünüz ID'lerle diğer tabloları eşleştiriyoruz. Hani eşleniyor bir nevi. Kafamız karışmasın. Şunları ben sileyim. Tekrardan açtık. Silinmiştir muhtemelen. Evet, silinmiş. Şimdi Bayram Ali ünü var. Sipariş ID'si bir. Şunu Veysel dedik. Bunu böyle değiştirmiş olalım. Kafamız karışmasın. Sipariş ürünleri tabloma kayıt giriyorum şimdi. Aslında sitede hepsi burada da mesela sipariş oluşurken ilk önce bunu basıyor. Senin üye ismini. Daha sonra sipariş aldığın ürünlerini buraya basıyor. Şu an şöyle söyleyeyim. Hemen veri girişini yapayım ben. Sipariş ID'm 1 Bayramali Ünivar'ın siparişlerini giriyorum. Bu kendi otomatik artacak. Şu Bayramali demek. Şu da RAM tutarı 20 lira. Birinci sipariş yani Bayramali'nin hard disk. Yine Bayramali ve ne alsın? Ekran kartı. Bilmem ne GeForce. Nvidia 120 lira. Şimdi ne olmuş oldu? Burada az önceki anlattığım gibi 3 tane Bayramali diye sipariş oluşmadı. Tek Bayramali siparişi var. Bu Bayramali'nde burada ID'si ile eşlenmiş şu sipariş ID'si ile sipariş ürünlerdeki sipariş ID'ni buraya bir girerek sistem bunu atıyor. Bayramali'nin 3 tane ürün almış. Yani
Böyle sipariş ID'lerle eşleştirilerek veri fazlalığı olmuyor. Yani bütün büyük sistemler bu şekilde çalışıyor. Mantık olarak böyledir. Ve ben diyagramda yapmadığım bir şey bu anahtarlar. Yani eşleştirme. Şöyle, bir siparişin birden çok ürün olabilir. Dolayısıyla sipariş ID kısmını tutup sipariş ürünlerindeki sipariş ID kolonunun üzerine bırakıyorum. Ve burada diyor ki işte foreign key sipariş ürünleri siparişler, primary key siparişlerin sipariş ID'si, foreign key de sipariş ürünlerindeki sipariş ID. Burada otomatik kendi atıyor. OK diyoruz. Şimdi insert and update specification. Burada da biraz daha detaylı bir şey var. Burada hani bir sipariş silindiği zaman o siparişe bağlı olan sipariş ürünleri silinsin diye burada delete rule eden cascade seçeneğini seçtiğim zaman bir sipariş silindiği zaman sipariş ürünleri de siliniyor. Veya az önceki anlatacağım şey bir sipariş sileceğiniz zaman bir siparişi mesela kodlama yapıyorsanız sipariş tablosunda herhangi bir siparişi silmek istediğiniz zaman bu SQL Server'da bu ilişkilendirme varsa sistem hata veriyor. Yani diyor ki sipariş ürünleri tablonunda zaten bu adamın bir siparişleri var. Önce onları bir kaldır. Sen bu adamın siparişler tablosundaki adını, ID'sini silersen orada bir çöplük kalır. Sipariş ürünleri tablosunda çöplük kalır. Onları da silmen gerekiyor diye böyle bir veri tutarlılığı sağlamak için bu ilişkilendirme mantığı vardır. Budur yani. Veriler düzenli olması ve istikrarlı olması, ne bileyim çöplük olmaması için böyle bir yapıdır. Yani size elimden geldiği kadarıyla kendim bu işi ilk başta çok çabaladım. Öğrendiğim zamanlarda keşke böyle bir anlatım olsun diye istiyordum ve öğrendim bunu detayıyla. Size aktarmaya çalıştım şu an. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.